İyi akşamlar değerli izleyiciler. Yeni yayın döneminde Hayatın İçinden programına eğitimin duayenlerinden eğitimci, araştırmacı yazar Mehmet Emin Karahan'ı stüdyolarımıza konuk ettik. 2024-2025 eğitim yılında hocamızın bizlere bilgilendireceği çok önemli bilgileriyle ülkemize ve Şanlıurfa'mıza katkılar sağlayacağına inanıyorum ve biliyorum. Hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim Bilal'im. Sağ olun. Geldiğiniz için teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Ben teşekkür ediyorum size, Urfa Fanatiye Teknik Ekibi. Bu fırsatı, düşüncelerimizi söyleme fırsatı veriyorsunuz bize. Onun için özellikle hasreten teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Hocam eğitimci olmanızdan dolayı hayatına dokunduğunuz birçok insanlar var. Sizi merak eden izleyicilerimiz de vardı. Kendinizi tanıtır mısınız? Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Vallahi ben şöyle yapayım. Böyle bir metin hazırlamıştım şeyle ilgili. Evet. Yani hani uzun olmaz derseniz. Yok tabii ki hocam okuyabilirsiniz. Evet. Şimdi 1959 yılında Şanlıurfa Siverek ilçesinde doğdum. Evet. İlk öğrenimi Siverek'te Türközü İlköğretim okudum. Daha sonra Ankara'da lise eğitimi ve gazi eğitimi bitirdim. Daha sonra Eskişehir'de Anadolu Üniversitesi'ni bitirdim. Yani hem Türkçe öğretmenliğim hem edebiyat öğretmenliğim var. Bir de iş idaresi mezuniyetim var aynı zamanda. Şimdi 1992 yılında Urfa'da bir eza deposu açtım. Bir ticari deneyimim de var. Evet. Yani onunla ilgili 158 daire yapma gibi bir inşaat deneyimim de var. Çeşitli dallarda görev yaptım. Ankara Yem Fabrikası'nda ticaret şefliği yaptım. Ziraat Bankası'nda genel müdürlüğünde çalıştım. Uzman olarak şubelerinde çalıştım. Evet. Birçok alanda çalıştım. Sonra ama hep o öğretmenlik kanıma işlemişti. Esas mesleğim de oydu. 92 yılının Ocak ayında Merkez Ortaokulu'nda o zaman öğretmenliğe başladım. Ve daha sonra 96 yılında Çağış Anadolu Lisesi'ne geçtim. Orada kurucu yöneticilik yaptım. Sonra Mehmet Güneş Öğretmen Lisesi'nde kurucu yöneticilik yaptım. Daha sonra 10 yıl, 2005 yılında emekli oldum ve 2005 yılında emeklilikten sonra 10 yıl Uğur Dershanesi'nin kurdum. Hem kuruculuğunu yaptım, hem müdürlüğünü yaptım. Ayrıca Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları'nın Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü yaptım. TÖDER'in Güneydoğu Anadolu Bölge Müdürlüğünü yaptım. Şimdi bundan sonra yani şöyle sıralayabilirim belki birer satır şeklinde. Tabii ki hocam. Şanlıurfa Valiliği Yerel Basın Denetleme Kurulu üyeliği yaptım. Şanlıurfa Öğretmen Evi Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptım 2,5 yıl. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü Yazı İnceleme Komisyonu üyeliği yaptım. Şoför okulları denetçiliği yaptım. Şanlıurfa Belediyesi Yerel Gündem 21'de Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyeliği yaptım. Çankaya Yapı Kooperatifi'nin ikinci başkanlığını yaptım. Kapkent Yönetim Kurulu üyeliği yaptım. TÖDER'in Türkiye Özel Öğretim Derneği'nin Güneydoğu Anadolu Bölge Temsilciliğini yaptım. 2006 ile 2009 yılı arasında 3 yıl. Şanlıurfa Valiliği Işığımı Arıyorum Okuyorum kampanyası Danışman Kurulu üyeliği yaptım. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Bölge Temsilciliği yaptım. Şanlıurfa Vakfı Kurucu Üyeliği ve Denetleme Kurulu Başkanlığı yaptım. Şanlıurfa Kent Konseyi Eğitim Çalışma Grubu Üyeliği yaptım. Uğur Dershanesi Şanlıurfa Şubesi hem müdürlüğü hem kuruculuğunu yaptım. Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları Danışma Kurulu Üyeliği yaptım. Özel Güneydoğu Temel Lisesi'nin Kurucu Müdürlüğünü yaptım. Özel Doğru Seçenek KPSS Kursu Kurucu Müdürlüğünü yaptım. Özel Şanlıurfa Birey Anadolu Lisesi Müdürlüğünü yaptım. Özel Şanlıurfa Birey Fen Lisesi Müdürlüğünü yaptım. Maşallah hocam. Özel Şanlıurfa Birey Okulları Genel Müdürlüğünü yaptım. Girne Okulları'nın Genel Müdürlüğünü yaptım. Çeşitli gazetelerde, dergilerde, internet gazetelerinde yazılarım çıktı, köşe yazılarım çıktı falan. Dolayısıyla 4 çocuğum var, 6 tane torunum var. Halen Birey Okulları'nın Genel Müdürlüğünü yapıyorum. Urfa DOSK diye bir dağcılık ve doğa sporları ihtisas kulübü var. Oranda yönetim kurulu üyeliğini yapıyorum. Evet. Pazar günleri de dağa gidiyorum. Dağa gidiyorsunuz, evet. Kızılay Şanlıurfa Şubesi'nin üyeliği var. Evet. UYSAT'ın Yüksek İstişare Kurulu ve Danışma Kurulu Başkan Yardımcılığı var. Evet. Sizin de evet, üyesi olduğunuz. Bizim derneğimiz, evet. Türkiye Yazarlar Birliği'nin Şanlıurfa Şubesi'nin üyeliği var. Türkiye Yazarlar Birliği'nin Genel Merkez Kurul Delegeliği var. Şanlıurfa Vakfı'nın
başkanlığı var. Herhalde bu kadar. Hocam maşallah diyorum. Seyircilerin bizi tanımasına yeterli. Yani rahmetli Abdülkadir Karahan'ın bir sözü vardı. Evet. Hep o kulağıma küpe olmuş. Diyordu ki mezarda çok dinleneceğim. Şimdi çalışmak zamanıdır. Ben de hep hayatımın her evresinde hiç durmadan hem de 2-3 iş birlikte böyle götürerek evet. yaptım. Halen bak şimdi 65 yaşındayım. Mesela şu anda yine çalışıyorum bütün gün. Şimdi fırsat buldum mu pazar günleri dağlara gidiyorum. Akşam parkta yürüyüşlere gidiyorum kondisyonumu düşürmeme adına. Yani Cenab-ı Allah bizim her tarafımıza hareketli evet. varlıklar evet. olarak tasarlamış. Evet. Dolayısıyla böyle bir yaşam politikamız var. Evet. Yani üretmeye, insanlara faydalı olmaya gayret ediyoruz. Evet. İnşallah bunun semeresi... Yani hayatınız dolu dolu aktif geçiriyorsunuz. Ya sadece yani mutlu olalım diye bunları evet. yapmıyoruz. Tabii İnsanlar, çocuklarımıza, evet, torunlarımıza iyi bir gelecek bırakalım. Evet. Yani diye de yapıyoruz. Şimdi evet. herkesin bu zihniyette, bu felsefede hareket ettiğini düşünürseniz aslında eğitimin evet. içi bu bir anlamda. Evet. Yani o zaman gelecek kuşaklar çok daha kaynaklarını tüketmeden daha müreffeh, bizim yaşantımızdan daha kaliteli bir yaşam tarzı sürerler. Evet. Şimdi bizler onlara dolgu oluruz. Bizden sonrakiler de kendinden sonrakilere dolgu olursa, hep böyle giderse o zaman işte hem ülke yükselir, hem insanların yaşam kaliteleri yükselir. Evet. Yani bu da eğitimci olmanın getirdiği bir felsefe olsa evet, gerek. Çok evet. güzelmiş hocam gerçekten. Teşekkür ediyorum. Peki bu arada eve zaman ayırabiliyor musunuz? Vallahi eve çok zaman, yani artık... Çok aktif bir insansınız, yani, faalsiniz. Çocuklar büyüdüğü için çok bana ihtiyaç da düşmüyor doğrusunu evet. isterseniz. Yani tabii ki evdeki sorumluluklarımı da ihmal etmiyorum ama yani genç bir insan gibi olmuyor. Tabii genç olduğunuzda evet. eşiniz daha fazla ilgi bekliyor sizden. Evet. Ondan sonra yani evin ihtiyaçlarını sistemin etmek durumunda kalıyorsunuz. Evet. Ama şimdi çocuklarınız büyüyor, evet. torunlarınız var. Hanım artık kendisi bazı işleri yapabiliyor. Bir de Urfa da eski Urfa değil. Değil, mesela evet. ben 87'de Ankara'dan Urfa'ya geldiğimde bayanların çıkıp pazarda alışveriş yapması çok hoş karşılanmayan bir evet, durumdur. Eskiden öyle. Ama bugün aşağı yukarı pazar alışverişlerini tümüyle bayanlar evet, yapıyor. Evet, bayanlar bu ki konuda bu, daha şu an yani, özgür serbestler he, yani eskisi yani gibi o, değil. O manada mesela 87'de geldiğimde o Atak Barajı'nda, Atatürk Barajı'ndaki evet. Gelen yabancı mühendislerin hanımları falan bazen böyle çarşıya çıkardı. Yani onun dışındakilerin çok çarşıya çıkması evet. hoş karşılanmazdı. Ama o evet. günden bugüne bakın bir hayli mesafe çok aldı. Değişti gerçekten. Tabii. Yani o zaman da şimdiki zaman bayağı bir fark var arada yani. Yani olması gereken de bu. Yani buydu, sonuçta evet. Dünya kadınlardan ve erkeklerden evet. oluşuyor. Dolayısıyla hani doğru davranış geliştirildiği sürece, aklı başında hareket edildiği sürece aslında kadınla erkeğin arasında bir fark yok. Tabii işte. Yani el ele. Yani ben tabii bu görevlerim gereği çok yurt dışına da gittim. 15-16 ülkeye gittim. Yani oradaki yaşantı tarzını da gördüğümde orada kadına da erkeğe de insan olarak bakılıyor. Evet. Yani kadın diye bakılmıyor veya erkek evet. diye bakılmıyor. Ki böyle bakılması gerektiğini tabii. düşünüyorum. Evet. Peki hocam, eğitimde bir yönetici olarak öğretmen ve öğrenci profili sizce nasıl olmalıdır? Ya öğretmen aslında bir rehber, öğretmen bir kılavuz, öğretmen bir rol model. Yani bu manada öğretmen hani hep diyoruz ya nasihat etmeyin, örnek olun. Evet. Şimdi öğretmen öğrencisine örnek olmalı. Yani araştırmasıyla, kendini geliştirme konusundaki gayretiyle, ondan sonra meselelere açık fikirlilikle yorum getirmesiyle falan. Yani öğrenciye, o genç nesillere araştırma zevkini, öğrenme zevkini öğretme, geliştirme konusunda evet. bu şeyde. Tabii akademik olarak hani bilgi zaten şimdi şöyle, öğretmenliği şöyle algılamamak lazım. Yani ben de yıllarca öğretmenlik yaptım. Haftada 30 saat derse girdim. Şimdi siz haftada 30 saat derse giriyorsanız, papağan gibi anlat evet. zaten bir süre sonra ezberliyorsun. Aynen. Hafızlar gibi o konunuz evet. eğer müfredat değişmediği sürece zihni yerleşmiş oluyor. Ya biz deriz ki işte 5 yıldan sonra
iyi bir öğretmen kendi öğretme stilini bulur. Şimdi öğretmen sadece aktarıcı değil, aynı zamanda yönlendiricidir, evet. Aynı zamanda teşvik edicidir, evet. Aynı zamanda motive edicidir. Evet. Yani şimdi öğretmenin böyle bir misyonu olması lazım, böyle hareket ediyor olması lazım. Şimdi öğretmen akademik anlamda da bir aktarıcıdır. Yani ama aktarıcı, bildirici eğitim metodu çok doğru bir metot değil. Evet. Yani çünkü hani bilgi 2 yılda, teknoloji 2 yılda bir, bilgi 5 yılda bir değişiyor. Evet. Dolayısıyla yani siz eğer kendinizi öğretmen olarak geliştirmezseniz ki yani kendini çok geliştiren meslek grubu olarak öğretmenleri söyleyebiliriz. O zaman eğer geliştirmeme faraziyesinden hareket edersek bir süre sonra sizin öğrendiğiniz bilgiler, okuldan mezun olduğunuz, aldığınız bilgiler eskiyecektir. Eğer üstüne yenilerini koymadıysanız, kendinizi geliştirmediyseniz, hı, 10 yılda bir zaten kuşaklar arasında kopuş oluyor. Bilgi ve kültür kopuşu oluyor. O zaman siz 10 yıl sonra eskimiş oluyorsunuz. Evet. O kuşakla nasıl ilişki geliştireceksiniz? Yani bir defa öğretmenin böyle bir misyon olması lazım. Ama öğrencinin de eğer öğretmeni bir aktarıcı olarak ele alırsak, evet, o zaman o Adalı'nın dediği gibi öğretmen aktarmak istediği şeyi cazip hale getirip en basit, en yalın şekliyle aktarmalıdır. Yani alıcı, öğrenci de alıcı olarak ele alabiliriz. Öğrenci de alıcılarını açıp öğretmenin, yani aktarıcının, evet, kendisine aktarmak istediklerini alma hevesi ve gayreti içerisinde olmalıdır. Ve öğrenme sınıfta bir kapı aralama şeklinde gelişir. Öğretmen kapıyı aralar, örnek gösterir, konuyu anlatır, örnek problemler çözer. Öğrenci gidip onu tekrar ederse o kapıyı ardına kadar açar. Açmış olur. Verilmiş olan, aktarılmış olan bilgiyi kendi malı haline dönüştürür. Eğer bunu yapmazsa o kapı kapanır tekrar edilmediği için. Çünkü tekrar edilmeyen her bilgi unutulur. Evet. Yani bir öğretmen bile birkaç yıl derse girmesin, yeniden derse girdiğinde performansı çok düşük olur. Sürekli yani çalışacak, tabii, okuyacak, tabii, bilgilenecek. Gözden, arka belleğe düşüyor, unutulmaz. Fakat arka belleğe düşüyor. Mesela İnlaki, şuna benziyor. Evet. Çok uzun süre görmediğiniz bir dostun ismi sorulduğunda hatta hemen ismi çağıramıyorsunuz. Evet. Telefon numarasını hatırlayamayabiliyorsunuz. Muhakkak hocam. Yani bu böyle. Şimdi arka belleğe düşmüş olan bilgiyi yeniden tazeleyebilmek için bir tekrar etmek gerekir. Muhakkak. Böyle. Evet. Yani öğrenci ve öğretmeni hem böyle tanımlayabiliriz, evet, hem de böyle bir... Çok güzel tanımladınız hocam. Peki hocam, temel eğitim sistemimizde yıllarca Ali Topu At, Ayşe İp Patla veya Ali Ata Bak veya Ela ile El Ele, hani çocuklarımızı bu söylemlerle yetiştirdik hep. Sizce bu doğru bir yöntem miydi? Bunun yerine anne, baba, toplum, vatan, aile kavramı gibi temel kavramları ile yetiştirilseydi daha mı doğru olurdu sizce? Yani tabii şimdi her şey inkişaf ediyor. Yani Amerika'da bundan 1920'lerde Silikon Vadisi'ni kurmamıştı. Evet. Şimdi Türkiye Osmanlı İmparatorluğu gibi büyük bir imparatorluğun dünyada 23. 24. sıralamada olan bir imparatorluğun ve 600 yıl hükmetmiş. Mesela Roma İmparatorluğu 1050 yıl dünya hükmetmiş bir imparatorluk. Osmanlı İmparatorluğu 600 yıl hükmetmiş. O imparatorluğun üzerine kurulmuş bir devlettir Türkiye. Şimdi 1920'lerin şartlarına baktığınızda 1920'nin şartlarında işte efendim 15 milyon Türkiye'nin nüfusu var ve yani savaştan çıkmış, kaynakları tüketilmiş bir pozisyonu var. Şimdi bu pozisyon içerisinde okuma yazma oranı da çok değişmiş. Bir de yani o zaman Arap harflerinden işte Latin alfabesine geçilmiş. Evet. Dolayısıyla yani emekleme döneminde böyle bir şey var. Yani hani bugünkü gibi mesela bugün bir Milli Eğitim Şurası'nda işte profesörler, doçentler, şunlar bunlar, eğitim bilimcileri, psikologlar, rehberler, pedere mezunları falan var. Çeşitli meslek gruplarından bir konsorsiyum oluşuyor. Evet. Bir kurul oluşuyor ve bu kurulda herkes kendi meslek alanı açısından değerlendirerek bir karar alınıyor.
Ama o günün şartlarında tabii bu şeyler yok. Dolayısıyla böyle emekleme devresi olarak bunu alabilirsiniz. Ama şunu söyleyebilirsiniz, o emekleme devresi neden uzun sürdü? Yani onu hızlı bir inşaat sağlatıp, mesela Japonya'da 2. Dünya Savaşı'nda yerle bir edildi, iki tane atom bombası atıldı. Ama bilahare Japon hükümeti gelişkin ülkelere eleman gönderdiler. Oradakiler oraya gittiklerinde o ülkelerin teknolojilerini öğrendiler ve kendi ülkelerine getirdiler ve Japonya 1940'lardaki Almanya'da öyledir. Hatta 1960'lara 70'lere kadar savaş tazminatı ödeyen ülkelerdi bunlar. Yani böyle olmasına rağmen mesela bugün teknolojide, bilimde, şeyde çok ilerideler. Biz de o evreyi, o sizin söylediğiniz evreyi çok hızlı aşabilirdik, aşamadık maalesef. Yani biraz bizim aşamamamızın sebebi sanayimizi geliştiremememiz de olarak tanımlayabiliriz. Çünkü biz köylü toplumduk, daha çok tarıma dayalı bir ekonomimiz vardı. Evet. Onun üzerinden hareket ettik. Şimdi dikkat ederseniz mesela kıyı kasabalarında kültürel doku çok hızlıdır. Neden hızlıdır? Çünkü orada insanların girdi çıktıları çok, etkileşimleri fazladır. Dolayısıyla insanlar bir şey alır, bir şey verir. Böyle bir alışveriş vardır. Evet. Dolayısıyla kültür zenginliği de oluşuyor. Farklı bakış açıları da gelişiyor. Ama şimdi düşünün, Anadolu'nun ücra bir kasabasının bir köyünü düşünün. Yani hani binde bir işte bir devlet görevlisi gelecek, onun dışında her gün aynı şahıslar, aynı kişiler. Aynen. Dolayısıyla eğer hani bir dışarıya yönelik bir okuma yazma, işte bir okula gitme, şu bu benzeri yoksa, hatta ben çocukluğumdan hatırlıyorum, Siverek'te mesela Urfa'ya gelen insan sayısı bile çok azdı. Yani hatta köyden Siverek'e gitmeden köyünde vefat etmiş insanlar, evet, çok az, çok çoğunluktaydı. Yani şimdi böyle bir durumda tabidir ki işte o insan Türkiye'nin emekleme dönemi olarak yapıldı. Ama bugüne bakmak lazım. Yani evet, hani geçmişte bu böyle yapıldı. Evet. Tamam, bu yapıldı. O gün şartlarında yapması gerekenler eksik yaptı veya fazla yaptı veya yapması gerekenleri yapamadı. Evet, bir yapamadılar aynı. Ama bugüne bakmak lazım. Bugün ne yapmak gerekir? Bugün artık yani hele bu görsel medyanın, işitsel medyanın, sesli medyanın, işte televizyonların, internetin bu çağında, yani siz dünyanın her tarafındaki kütüphanelere bağlanabiliyorsunuz. Onlarla iletişim kurabiliyorsunuz. Oradaki yayınları inceleyebiliyorsunuz. Evet, oradaki gelişmeleri takip edebiliyorsunuz. Hatta dil öğrenmeniz bile gerekmiyor. Trans yapan, evet, şeyler var. Çeviri yapan programlar var. Evet, o programlar vasıtasıyla o dili bilmiyorsanız bile onunla ilgili bir, evet, kaynağı tarayabiliyorsunuz. Evet. Dolayısıyla buna uyacak bir şekil oluşturup işte o geçmişteki eksikliği, evet, belki bugün hızlandırarak kapatmak mümkün olabilir. Evet. Yani işte ben hep diyorum işte, yani belki hani ileride de yeri gelecektir. Yani Almanya'nın nüfusu 100 milyon, bizden fazla. Coğrafyası bizim coğrafyamızdan daha, ha, verimsiz. Evet. İklimi bizden daha kötü. Yeraltı, yer üstü zenginlikleri bizden daha az. Efendime söyleyeyim, nüfusu daha yaşlı, çalışabilir nüfus yok. Bizim bütün bu saydığım konjonktürlerde ve buna benzer dönelerde Almanya'dan çok daha ileri bir düzeyde olmamıza rağmen, evet, yani Almanya'nın kişi başına düşen gayri safi milli hasılası 38 bin dolar, bizimki 8'de 12 bin, pardon, onların 38 bin avro, bizimki 8'de 12 bin dolar civarında. Evet. Şimdi yani 100 yıl oldu aşağı yukarı Cumhuriyet'ten, bu kuruluşundan bu yana. Evet. Yani o zaman eğer biz bu kadar avantajla onların önüne geçemiyorsak, ki kaldı demin söyledim, evet, onlar 60'lı yılların sonuna kadar aynı zamanda savaş tazminatı da ödediler. Bizim biliyorsunuz, biz 1. Dünya Savaşı'na girdik. Onlar 2. Evet, Dünya Savaşı'na girdiler. Bizimki 1910'lar, onlarınki 1940'lar. Yani her şey onların aleyhindeyken onlar bizi geçmişse burada bir hata var. O zaman
yanlış giden bir şeyler var. Biz bir şeyleri yanlış kurguluyoruz. Evet. İşte bunları gözden geçirmemiz gerekir. Evet. Çok sağ olun. Peki hocam, Şanlıurfa olarak eğitimde gerilerdeyiz. Yani bildiğim kadarıyla 78. sıradayız. Ne tür yanlışlıklar yapıldı ki bu kadar gerilerdeyiz? Bu durumu düzeltmenin çözüm yolları sizce nelerdir, neler olabilir? Şimdi tabii, yani çözümü olabilir mi? Ya çözümsüz hiçbir şey yoktur. Evet. Ama önce şeyi doğru tespit etmek lazım. Yani tedavi, bir hastalığı tedavi edebilmek için teşhisi doğru koymak lazım. Şimdi Urfa'nın ekonomisi, demin de söylediğim gibi, yani Urfa şu anda nüfusta birinde 7. birinde toprak büyüklüğü açısından 9. sırada, yani böyle bir il. Dolayısıyla ekonomisi tarıma dayalı. Arazi geniş, insanlar bir defa ya işte okumazsa da gelir bana yardım eder, işte tarlayı sürer, traktörün üstünde gezer falan gibi bir bakış açısı var. Çok çocuk yapılıyor. Çok çocuk yapılınca tabii 7 tane çocukla okutmak, ilgilenmek, ayrı takip etmek, onları hayatın bu hızlı akışı içerisinde o mümkün olmuyor. Üst kuşakların yeterince eğitim almamış olması nedeniyle de çünkü hani diyelim ki bir profesör annenin babanın elinin altında yetişen bir çocuk daha doğru rehberlikle yönetiliyor. Ama şimdi çok iyi niyetli olsa bile eğitim düzeyi düşük bir anne babanın elinin altındaki çocuk yani işte aynı şansa sahip olamıyor. Yani eğitim aileden de başlar. Yani tabii. Evet, hatta diyoruz. Şöyle yani değişim 3 kuşak üniversite mezunu olma. O da bugünkü üniversite mezunu formatında üniversite değil. Evet. Geçmişteki. Çünkü bugün bu vakıf üniversiteleri sayesinde parayla üniversite mezunu diploması alan, diploma dediğiniz nedir? Kağıt parçası. Kağıt parçası. Yani onun size kazandırması gereken formasyonu kazanmamışsanız o kağıt parçasından farklı bir değeri yok. Evet. Dolayısıyla yani o eski dönemdeki böyle kaliteli, vizyonlu üniversite mezunu formatında 3 kuşak mezun olacak ki 3. kuşakta değişim başlayacak. Değişim, evet. Yani böyle bir şey yapmamız lazım. Bizde hala kız çocuklarının okuma yazma oranı açısından Türkiye'nin en gerisindeki iliz. Yani okullaşma oranında şu anda belki soracaksınız ileride yeri geldiğinde söyleyeyim. Şu anda mesela 11 bin öğretmen açığı var Urfa'da. Evet, yani bu öğretmen açığı işte ücretli öğretmenlerle giderilmeye çalışılıyor. Evet. Şimdi Finlandiya baktığınızda Finlandiya'da öğretmenlerin büyük bir çoğunluğu yüksek lisans yapmış, bir kısmı da doktora yapmış öğretmenler. Şimdi iyi üniversite mezunu olmuş, arkasından doğru bir lisans, yüksek lisans eğitimi almış, arkasından da doktora gibi zor bir akademik ünvanı almış bir öğretmenle işte efendim 2 yıllık bir okuldan mezun olan bir ücretli öğretmenin yönlendirme biri olabilir mi? Hayır, olamaz asla tabii. Olmaz tabii ki. Yani işte şimdi tabii bu ekonomik kriz nedeniyle de şu anda mesela devlet yeni okullar yapamadığı için okul mevcutlarının sayıları 60-65'e yükselmiş. Ya 60 kişilik bir sınıfta öğretmen ne yapsın? Yani, ne yapsın, evet. Yani dur, her birine bir kere dur dese zaten ders bitiyor. Evet. Yani özellikle küçük çocuklarda. 60 öğrenciye nasıl bir ders verecek? Tabii yani. Yani öğretmen için çok zor yani. Onun için şartlar, yani durum böyle. Bir defa bu şeyi düşürmek lazım. Yani bu çocuk sayısını. Evet. Özellikle bu son dönemde Suriyelilerin de Urfa'ya gelişiyle beraber. Maalesef, mesela özel okullarda bile her okulda hemen hemen 50-60 tane Suriyeli öğrenci var. Öğrenci. Devlet okullarında daha yüksek bu sayı. Evet. Dolayısıyla onların hem dil problemleri var, hem kültüre entegre olma problemleri var, hem birçok açıdan yani hani kaynaşma şeyiyle ilgili sıkıntılar var. Aynen. Yani bütün bunlar tabii ki Urfa'nın eğitimde gerilerde olmasını sağlıyor. Yani tabii de hani bu taşımalı eğitim var köylerde. Yani İBO'lar kaldırıldı biliyorsunuz, taşımalı eğitime dönüştürüldü. Onun getirdiği sıkıntılar var. Yani birçok sorunu var. Kentleşme noktasında
şeyler var. Yani bu hani köylü toplum ormanın getirmiş olduğu sıkıntı. Sıkıntılar artı, çok evet. Artı bakın en önemlilerinden birisi de bu mevsimlik işçi çocukları. Evet hocam şimdi işçi soracaktım size bunu. Öğrenciler meselesi var. Evet. Yani onlar tabii onlar ayrı bir boyut. Çünkü aile ekonomik açıdan zayıfsa evet. çocuğu para kazanan bir araç olarak görüyor. Evet. Yani siz o çocuğa hani soracaksanız eğer orada şey yapmayayım. Evet şimdi sorum oydu zaten size. Yani şimdi evet dediğiniz gibi şehrimizin hani şehrimizde mevsimlik çocuk işçiler çok. Evet. Hani bunların sorunları da var. Bunların mesela eğitimleri aksıyor. Başlamadan bitiyor. Bu sorunu çözmek için yani neler yapmak lazım? Şimdi tabii bununla ilgili İl Milliyetin Müdürlüğü'nün, valiliğin evet. birçok çalışması var. Aslında sivil toplum kuruluşlarının da çalışmaları var ama dediğim gibi yani o esas nedeni ortadan kaldırmadan onu çözemiyorsunuz. Bakın evet. ben aşağı yukarı işte dediğim gibi 92'den beri Urfa'nın eğitim hayatının içerisindeyim. Ama hep bu var, hep konuşuluyor, hep çözmek için gelen belediye başkanları, valiler, Milli Eğitim Müdürleri bu konuda ciddi eylemler, ciddi çabalar sarf ediyor ama kaldırılamıyor. Çünkü evet. neden? O ailelerin ekonomik durumlarını siz düzeltmediğiniz sürece o çocuğu çalıştırmaya, onun sırtından para kazanmaya devam edecektir. Evet. Ancak siz onu, o aileleri belli bir refah seviyesine ulaştırırsanız, çocuğunu belli bir refah seviyesine ulaşmış bir aile çocuğunu gönderip mevsimlik işçi olarak çalıştırıyor mu? Kendisi de gidiyor. Evet. Yani sadece çocuğunu göndermiyor. Tabii anne de gidiyor, kendisi baba da gidiyor. De, evet. Onlarla beraber, gidiyorlar. Hep beraber ailece evet. gidiyorlar. Orada kazandıkları evet. parayla bir yıl boyunca o parayla bir anlamda yaşamlarını i̇şte geçimlerini sağlıyorlar. Şimdi evet. yeni istihdam alanı oluşturursanız, onları mesela meslek edindirme, meslek liselerine gönderir, meslek sahibi yaparsanız o çocukları temelden, belki o çocuk, o ailelere ekonomik destek sağlarsanız, evet. yani o ekonomik, yani o çocuğun kazandığı, aileye kazandığı parayı o aileye vermediğiniz sürece o çocukları göndermeye devam edecektir o evet. aileler. Bir, ikincisi sadece onun kazandığı parayı vermeniz de yetmiyor. O çocuğu burada tuttuğunuzda ona kalacak yer ayarlayacaksınız. O çocuğu yemesi içmesi Hiç var. Mi? O çocuğun okula gidiş geliş meselesi var. Yani bütün bunları çözmek ciddi bir problemdir. Onun için çözülemiyor. 92'den beri hep konuşuluyor, evet. hep söyleniyor. Ama bir türlü çözüme varılmıyor. Yani ekonomik yapının iyileşmesi lazım. Sosyal yapının iyileşmesi lazım. Kültürel yapının iyileşmesi lazım. Eğitim seviyesinin yükselmesi lazım. Bütün bunları bu alanları yukarı doğru çekerseniz o zaman sorun kendiliğinden ortadan kalkacak. Öbürleri geçici çözümler olur. İşte sembolik çözümler olur. Öyle düşünüyorum. Peki hocam, kentimizin kırsalında veya kenar mahallelerinde hem öğretmen açığı hem eksik hem de derslik açığı var. Eğitimin bir yarış haline getirildiği bugünkü durumda buna ve buna benzer negatif koşullar nasıl giderilebilir? Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Aslında bakın gene aynı yere çıkıyoruz. Evet, aynı konu. Yani demin evet. söyledim, 11 bin öğretmen açığı var. Şimdi o 11 bin öğretmen açığı bugün eğer ülkenin ekonomik pozisyonu müsait olsa bir sürü öğretmen atanmak için bekliyor. Evet, bekliyorlar. Değil mi? Evet. Onlar atanır. Evet. Neden atanmıyor? Çünkü öbür öğretmenler daha uygun ücretlerle çalıştırıldığı evet. için total bütçeye ek yük gelmesin diye böyle bir tercih yapılıyor. Bir. İkincisi, yani sınıf mevcutlarının bu kadar kabarık olmasının temelindeki neden nedir? Evet, çok çocuk söyledik. Evet. İşte nüfus yoğunluğu. Suriyeli nüfusun Urfa'ya gelişini söyledik. Evet. Ama eğer hani siz ülkemizin ekonomik yapısı bunu kaldıracak boyutta olsa o zaman daha çok okul yapılır. Evet. Daha çok öğretmen atanır. Dolayısıyla o sorun kendiliğinden çözülmüş olur. Evet. Yani bunların temeli gene gidiyor ekonomiye dayanıyor. Şimdi daha fazla okul yapılamamasının, sınıf mevcutlarının düşürülememesinin, ikili eğitimden çıkılıp tekli eğitime geçilmemesinin sebebi nedir? Tamamen ekonomi. Ekonomi, evet. Ekonomiyi düzeltirseniz, yani
refah seviyesi yükselir. Dolayısıyla yeni okullar yaparsınız, açıkta kalan öğretmenleri atarsınız, sorunu çözersiniz. Sorun çözülmüş yani olur. Sorunun çözülememesinin evet. nedeni, yani ayakkabıya ihtiyacınız var ama cebinizde paranız yok. Ne yapacaksınız? Yani bir tane terlik alıp giyeceksiniz. Aynı yaptığınız iş bu. Yani evet. geçici çözümlerle evet. yani süreci bir şekilde acaba yarın düzelir mi? Düzelir mi diye bekliyoruz. Çözeriz gibi. Evet. Hep böyle İnşallah da çözülür kısa zamanda diyoruz. Yani. Ümidimiz o. Yani. Hocam hayalinizdeki eğitim sürecini anlatır mısınız? Yani tabii hayalimdeki eğitim süreci ben demin de söyledim. 15-16 ülkeye gittim. O ülkelerdeki eğitim sistemlerini falan gördük. Biraz konuştuk. İşte okuyoruz, izliyoruz. Mesela Finlandiya gibi, Singapur gibi, Kore evet. gibi, Güney Kore gibi, efendime söyleyeyim Japonya gibi, Almanya gibi, İngiltere gibi ülkelerdeki eğitim seviyesine ulaşma. Yani oradaki gibi mesela biz okullarda çocukların çok zamanını, eğitim kurumlarında daha doğrusu çocukların çok zamanını kapatıyoruz. Nasıl kapatıyoruz? Onlara o çocukluklarını yaşayacak, gençliklerini yaşayacak. Yani sporla, resimle, sanatla, kültürle ilgilenecek, sinemaya gidecek, efendim söyleyeyim tiyatroya gidecek zaman çok bırakmıyoruz. Hı. Bir yarış havasında çocukları evet, koşuşturuyoruz. Sürekli, sürekli, sürekli. Evet. Çünkü öyle bir şey ki sistem yaratıyor aslında. Mesela rekabetçi bir sistem oluşturuyorsunuz. Evet. Dershaneler türüyor. Dolayısıyla dershaneler sınavlı okullar oluşturuyorsunuz, dershaneler türüyor. Evet. Yani bir şey bir şeyi doğuruyor. Şimdi halbuki yani bir Finlandiya'daki gibi çocuğun zamanını çok az kapatarak ailesiyle zaman geçirme boyutu yani zamanı çocuğa bıraksanız, çocuğun işte sosyal etkinlikler yapabilme zamanı çocuğa bıraksanız, az zamanda çocuğa çok temel yaşam becerileri aktarsanız. Mesela bizde bir problem. İkinci sınıftan 12. sınıfa kadar aynı müfredat çocuklara verilmeye çalışılıyor. Efendim berber olacak adama da, şoför olacak adama da logaritmayı, efendim işte coğrafyamızı, efendime söyleyeyim, yani edebiyatımızı her şeyi öğretmeye kalkıyoruz. Evet. Halbuki yani yani bize biraz da bu alanda seçicilik olması evet. lazım. Belki seviye okullarının oluşması lazım. Seviye sınıflarının oluşması lazım. Ondan sonra yani şimdi berber olacak, efendim şoför olacak veya aşçı olacak, birine evet. yani logaritmayı efendim, dört bilinmeyenli denklemle problem çözmeyi neden öğretiyoruz? Evet. Yani niçin bu yaşamda yani mesela bize eğitimde kurbanın iç yapısı, sineğin sinir sistemi anlatıldı. Yani bunlar işte ben 65 yaşına geldim hiçbir zaman içime yaramadı. Yani evet. sinek nasıl sindiriyor diye bir şey kurbanın sinir sistemi nasıldır? Hiç bunlar işime yaramadı. Halbuki benim işime yarayan birçok şey bana verilebilirdi. Yani işte bizim böyle bir yol izleyip evet. hem çocukları rahatlatmamız lazım. Hem çocukların okuldan dikkat ederseniz aileler çocuklarla sürekli bir gerilim içerisindeler. Evet. Ders çalış, ders çalış, baskı ders var. Çalış. Baskı ve var. Tabii evet. yani okulu bir para kazanma aracı olarak görme boyutu var. Türkiye'de herkesin ilk yüzde ona girme şeyi vardır. Bir yarış hava evet, pozisyonundalar. Yarış içindeyiz. Ya, yani neden %10? Çünkü işte para kazanacak okullar o %10'luk dilimin içerisindedir. Hı. Şimdi yani bunları çözülmesi lazım. Bunlar çözülürse evet. hem çocuklar mutlu olur biraz hem de eğitimciler de daha doğru işler yapma adına kendini geliştirirler. Evet. Şimdi yaptığınız emek de boşa gidiyor. Çünkü hani çocuğun IQ'su 80, evet. siz 130 IQ'lu olan çocukla aynı sınıfa koymuşsunuz. Aynı müfredatı ona aktarmaya uğraşıyorsunuz. Evet. Ha babam de babam. Yani bu bilime aykırı, akla aykırı. Yani evet. doğru değil. Değil. Onun için yani tabii bütün bu söylediğim kapsamda bir
eğitim sistemi tabii bütün eğitimcilerin arzusudur. İnşallah öyle olur. İnşallah hayaller gerçek olur. Hocam Şanlıurfa Vakfı Şanlıurfa Şubesi Yönetim Kurulu Başkanısınız bu arada. Bahsetmiştiniz de. Vakıf hakkında bilgi verebilir misiniz? Şanlıurfa Vakfı aşağı yukarı 30 yıllık bir vakıf. Yani Ankara'da o zaman elit bir hemşeri grubumuz tarafından kurulmuş. Evet. Sonra 2004 yılında benim de içinde olduğum 59 kurucu üyeyle kuruldu vakıf. Yine Şanlıurfa'daki böyle elit insanlar, okur yazar, böyle işte efendim meslek sahibi, biraz böyle entelektüel insanlar tarafından kuruldu. Ve vakfın amacı, yani vakıf böyle siyasi çizgilerden çok uzak durdu. Ben de burada başkanlığını yaptığım sürece hep ona özen gösterdim. Yani Şanlıurfa Vakfı'nın Şanlıurfalı olan herkese ait olmasını istedim. Evet. Yani çünkü kuruluş felsefesi de oydu. Aslında Şanlıurfa Vakfı'nın amacı Şanlıurfa'nın gastronomisini, tarihini, turistik kültürünü, geleneklerini, bütün bunları, folklorunu, hepsini yani hani tanıtmak demeyeyim çünkü Şanlıurfa zaten tanınıyor aslında. Evet. Belki yani bu tanıtımı genişletmek, yani aşmak lazım, bunu daha geniş bir çerçeveye oturtmak. Yani Urfa'daki mesela giren turist sayısını artırmak suretiyle Urfa'ya bir döviz bırakılmasını sağlamak. Evet. Aynı zamanda Urfa ile ilgili olumsuz imajların ortadan kaldırılmasını sağlamak. Evet. Ve Urfa'nın sorunlarıyla ilgili problemleriyle ilgili şeyleri de Ankara'ya taşımak. Böylelikle Ankara'da biliyorsunuz bizim genel merkezimiz. Genel merkez, evet, şu anda Ankara. Da emekli jandarma genel komutanı Kor General Mustafa Kemal Alataş Paşa'mız vakfın başkanı. Onun başkan oluşu da aslında Urfa için bir şans. Çünkü hani asker oluşu nedeniyle böyle bütün herkesi kucaklayan bir yapısı var. Herkesi toparlayan bir yapısı var. Neyse. Dolayısıyla mesela geçen yıl bu Urfa Kültür Yolu projesine Urfa dahil edilmemişti. Evet, edilmemişti. Ben paşamı aradım, dedim ki ya böyle paşam yani. Dedi ki yani bu nedir bu Kültür Yolu projesi? Ben anlattım işte böyle. Dedi bununla ilgili bana bir rapor at. Gönderdim kendisine. Ondan sonra iki tane yönetim kurulu üyesini aldı. Kültür Bakan Yardımcısı'nın yanına gitti paşamız. Orada Kültür Bakan Yardımcısı kendisine demiş ki ya yani biz bu sene açıkladık artık. Yani şeye almamız mümkün değil, evet, bu sene kamuoyuyla paylaştık falan. Ama söz önümüzdeki seneye alalım diye. Dolayısıyla mesela bu sene bakan yardımcımız paşayı aramıştı işte bu sene sizi listeye aldık diye. Paşam da beni aradı, hadi gözün aydın dedi. Urfa Kültür Yolu projesi kapsamında o şeye alındı diye. Güzel, mesela bakın olmuşsunuz. Böyle ufak bir müdahaleyle, evet, bir şey yaptık. Mesela Urfa'da bir özel üniversite kurulmasıyla ilgili benim çok böyle bir, evet, şeyim vardı. Evet, ona da geleceğim hocam. Onları var. Evet, o sorumuz da vardı aynı. Evet. Onu yani da cevaplamış olalım bu arada. Tamam o zaman. Şimdi yani o hep yani düşünüyordum ya, Tarsus'ta var, Bayburt'ta var. Yani evet, Urfa'nın yarısı kadar, bir ilçesi kadar, merkez ilçesi kadar olmayan yerlerde bile vakıf üniversiteleri var. Bununla ilgili bir yazı hazırladım ve bütün Urfa'daki böyle büyük sivil toplum kuruluşlarına gönderdim. Evet. Bir kamuoyu oluşturalım istedim. Hatta o dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı ile Halil'e Belediye Başkanı Mehmet Can Polat Bey de Türk Yazarlar Birliği'ne gelmişti. Bilmiyorum siz de orada var mıydınız? Orada da bunu gündeme getirdim. Hatta dönemin Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül Başkanımız dedi ki ben dedi Maşuk tarafında oraya 70 dönüm bir yer tahsis etmişim. Kim gelirse vereceğim diye. O ara biz bu çalışmaları yaparken, ha ben o ara Kıbrıs'a gitmiştim. Kıbrıs'ta mesela eski bir Kıbrıs mahallesinin vakıf üniversitesine dönüştürüldüğünü gördüm. Onu bir Serhat Akpınar diye Kıbrıs
parlamento üyesi vardı, bizi götürdü, gezdirdi. Şimdi onu görünce kafamda şöyle de bir şey oluştu. Ya yeni bir binalar yapmaya, bina silsileri de yapmaya da gerek yok. Mesela işte o vilayet konuk evi gibi, benim dedemin evi de o vilayet konuk evinin evet. içerisindedir. Şimdi vilayet konuk evi gibi mesela bir bölgeyi, bölge bir üniversite, vakıf üniversitesine dönüştürülebilir. Binalar evet. hazır. Her birini bir fakülte yaparsınız, ihtiyaç olan fakülteleri. Dolayısıyla orayı hem o onların o binaların bakımı yapılmış olur, evet. korunmuş olur. Hem de yani güzel tarihi, bir tarihi bir evet. üniversite olur. Evet. Bununla ilgili ama o dönem şeye çıktı. 150 milyar teminat mektubu çok fahiş bir rakama çok, yükseldi. Evet. Dolayısıyla onu olunca insanlar durdular. Yani evet, aslında yüksek. Böyle bir sinerji de oluşturmuştuk. Evet. Sonra Meral Akşener dedem otele gelmişti. Yani başkan yardımcılarıyla falan. Beni de Sivil Toplum Kuruluşu Başkanı olarak davet ettiler oraya. Ben orada da gündeme getirdim bunu. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı şey gelmişti. Bu Abide'deki otel Nevali mi? Nevali'ye Nevali gelmişti. Otelini, evet. Orada da hem gündeme getirdim, hem benden rapor istediler, raporu da verdim. Rahmetli bizim Halil Özcan milletvekilimiz, evet. o benden istemişti, ona verdim. Mehmet Ali Cevher istemişti, ona verdim. Yani bununla ilgili hep böyle şey yaptım. Ama yani vakıf üniversiteleri sayısı hakikaten çoğaldı, ben de onu kabul ediyorum. Ve çoğalınca da niteliği düştü. Dolayısıyla hani eski rağbeti yok ama Urfa'da Urfa'nın gençleri çoğu Kıbrıs'a gitmek zorunda kalıyor. Özellikle kız çocuklarının gidiş açısından hem masraf oluyor, hem evet. yorgunluk oluyor, hem gidiş geliş oluyor, hem ailelerin aklı orada kalıyor falan. Yani hatta şöyle düşünüyordum kendimce, eğer Urfa'da bir vakıf üniversitesi kurulmuş olsa belki Hakkari'den, Mardin'den buraya kadar olan, Urfa işte Viranşehir'e kadar olan insanların tamamı Urfa'da. Urfa'daki evet, üniversiteye gönderirler, özel üniversiteye gönderecek evet. olanlar. Niye o zaman Antep'e, Adana'ya, Kıbrıs'a göndersinler evet. diye neden gitsinler, hep evet. düşünüyordum. Öyle evet. kaldı onu. İnşallah evet. yani farklı bir oluşum olur. Ama bu ülke ekonomik yapıda bu çok olası görünmüyor. Evet. Onun için biraz biz de dondurduk o işi. Evet. O yani Urfa'ya yani. Aslında şart. Evet. Üniversite şart tabii. yani. Zaten Urfa'nın hani Harran... Hem nüfusu açısından, evet, nüfusu hem açısından, toprak evet, büyüklüğü yani açısından. İlk üniversitesi evet. Urfa'da zaten. Evet. İnşallah yerleriniz gerçek olur. İnşallah, inşallah. Vakfın eğitim çalışmaları olduğunu da biliyoruz. Örneğin gençlere ücretsiz İngilizce kursu veriyorsunuz. Başka ne tür çalışmalar yaptınız? Bilgi verebilir misiniz? Yani vakfımız şöyle. Biz önceki sene 15 gence üniversite ücretsiz İngilizce kursu verdik. Hatta bir iki defa da ben katılım yapmıştım yani ilk bir iki derste sonra şimdi, gelememiştim. O dönem mesela Ercan Örenler diye bir arkadaş vardı. Evet. O YÖK dilde 70 puan aldı. Doktora da yapıyor Gaziantep Üniversitesi'nde evet. tarih alanında. Şimdi o arkadaş mesela profesörlüğe kadar yolu açık. Şimdi geçen sene de, geçen yıl da bu defa öğrenciden daha ziyade şey oldu. Yani böyle meslek sahibi insanlar rağbet etti. Hatta 400 kişi müracaat etti. Biz sınav yapmak zorunda kaldık. Yerimiz müsait değildi. Evet. Sonra onu 40 kişiye falan düşürdük. Dolayısıyla işlerinde 3 tane tıp öğrencisi vardı. Bir tane 5. sınıfta, bir tane 3. sınıfta, bir tane 1. sınıfta. Bilgisayar mühendisi, elektronik mühendisi, iktisatçı, pedere mezunu. Yani hep böyle evet. yurt dışına gidip çalışmak isteyenler, dil yeterliliğini geliştirmek isteyenler. Milli Eğitim Müdürlüğü de valilik sağ olsun bize 2 tane Anadolu Lisesi'nden öğretmen tahsis etti. Onları ben aşağı yukarı Eylül ayından Mayıs sonuna kadar akşam yemeğini evimde yiyemedim. Hep gittim o gençlerin başında bekledim. Orada evet. işler sağlıklı yürüsün diye. Evet. Şimdi onu yaptık. O İngilizce kursu hakikaten çok iyi oldu. Evet. Dolayısıyla yani şimdi böyle bana pek çok insan soruyor, hocam bu sene de açacak mısınız evet. diye. Bu sene
böyle bir bağlama kursu açma şeyim vardı. Hatta bir de tasarım kursu açma. Valilikte bir bayan arkadaş vardı. O tasarım konusunda yetkinmiş. Evet. Onunla konuşmuştuk oraya gider gelirken. Valilik proje ofisine gidip gelirken. O valilik proje ofisinde çalışıyor. O ben gelirim hocam eğer böyle bir şey yaparsanız ders veririm demişti. Evet. Ondan sonra yani şimdi tabii vakfın ofisini taşıdım. Şimdi orayı biraz boyattım, restore ettim. İşte bahçesini düzelttim, temizlettim falan. Şimdi eğer orayı biraz şey yapabilirsek belki bir dediğim gibi bir tasarım kursu ve bir bağlama kursu açma düşüncem var. Bu böyle. Onun dışında her salı akşamı bir akademisyen, evet, bir profesör, bir doçent, Aran Üniversitesi'mizin değerli bilim adamlarını, ondan sonra şehirde mesela STK başkanlarını, mesleğinde sivrilmiş, genel kabul gören insanları, milletvekillerimizi, belediye başkanlarımızı falan davet ediyoruz. Her salı şehrin bir sorunuyla ilgili veyahut da böyle bilimsel bir konuyla ilgili, mesela çevreyle ilgili 2-3 tane seminer yapıldı. Hakikaten çok istifade ettik. Evet. Çok. Ama bir kötü yanını söyleyebilirim. Peki. Kötü yanı şu, şimdi o üst düzey insanları dinleye dinleye, şimdi boş konuşan insanları dinlemekte zorlanıyorum. Onu da itiraf etmeliyim. Çünkü buradan itiraf ettiniz o zaman. Çıta o kadar yükseldi ki. Evet. Yani hani yetkin insanları hep böyle dinle. Evet. Sonra bir bakıyorsunuz, çıkıyorsunuz biri. Yani hatta bunların içerisinde böyle önemli mevki sahibi insanlar da oluyor ama bir bakıyorsunuz konuşuyor. Evet. Fakat şey içeriği boş. Dolayısıyla evet, yani diyorsunuz ki ya bu beni sarmadı diye. Böyle bir zararı da var onun. Onu da bu arada söylemiş oldum. Valla kusur olsun artık. Vakfınızda burs ve bunun gibi hizmetler var. Örneğin depremde, sel felaketleri olduğu dönemlerde gayretlerinizi herkes gördü. Bununla ilgili neler anlatmak istersiniz, neler yaptınız o dönemlerde? Paşamızın himayelerinde bir çalışma yapıldı. Evet. Bu sene, geçen sene de, ondan önceki sene de yapıldı bu. Ama bu sene 300 öğrenciye burs verdik. Burs verdiniz. Ondan önceki sene hatta Şanlıurfa Valiliği de bize katkıda bulundu. Büyükşehir Belediyesi de katkıda bulundu. Ki biz onun adı da şöyle oldu. Biz Urfa tanıtım günleri yaptık Ankara'da. Evet. O tanıtım günleri hem şehre büyük prestij kazandırdı. Evet. Hem de şehrin turizmine, şununa bununa şey yapıldı. Dolayısıyla valilik de, büyükşehir de bu vakfın bu hizmetinden dolayı siz öğrencilere burs veriyorsunuz. Biz de bu kadar destek olalım. Ama tabii biz paraya dokunmadık hiçbir şekilde. Evet. Ne oldu? Biz öğrencileri belirledik. Bizim Ankara'da komisyon var. O komisyon belirledi öğrencileri. Daha çok da mesela bu tıp alanında işte diş hekimliği, eczacılık ve alanında hani böyle yurt dışına çalışmaya giden insanlar yoğunlaşmıştı diye özellikle o alanlar üzerinde şey yapıldı. Evet. Hatta bir geçen yılda sadece Ankara'da okuyan öğrenci, vakfın genel merkezi orada diye. Evet. O hatta Halil Polat diye bir arkadaşımız var. O da aslında eğitimci kökenlidir ama şu anda Aile ve Sosyal Politikalar, evet, Bakanlığı'nda daire başkanlığı, evet, yapıyor. Halil Bey'i belki siz de tanırsınız. Evet, duymuştum. O Halil Bey öğrencilerle hakikaten çok ciddi emek vererek ilgileniyor. Onları mesela dağ yürüyüşüne götürüyor, onları göremeye, Ürgüp'e geziye götürdü. Çok bana güzel çalışma. Onlara Ramazan'da bir yemek verdiler. İftar vakıfta bir yemek verildi, toplantılar yapılıyor falan. Yani o aynı zamanda o Urfalı gençlerin kendi içerisinde kaynaşması, tanışması sağlanıyor bu vesileyle de. Dolayısıyla hani Ankara'da ama her biri bir yerde olan o Urfalılar, o Urfalı gençler kendi aralarında artık diyalog kurabilir hale geldiler. Tanıştılar, birbirlerinin telefonunu aldılar. Kaynaştılar. Dostluklar kurmuştuk. Evet, aynen öyle. Evet. Yani selde de, depremde de tabii bizim şeyimiz oldu. Depremzedelere katkımız, evet, oldu. Selde de 230 tane 6 metrekarelik halı alındı Gaziantep'ten. Yine paşamızın da, evet, himmetiyle. Ondan sonra
biz aşağı yukarı Ramazan ayı boyunca üyelerimizle beraber, hatta İngilizce kursiyerlerimizle beraber, evet, onlar da böyle Urfa Vakfı'nın şeyini giyerek belediyelerden de rica ettik. Onlar da bize araç tahsis ettiler. Evet. Ondan sonra çünkü vakfın biliyorsunuz mal varlığı yok, geliri, evet, de yok. Evet. Şimdi kenar mahallelerde o evi selle böyle tavana kadar su dolmuş ailelere bizzat evlerine gittik, gözlük. Ondan sonra onlara birer sıfır halı teslim ettik. İnsanlar çok mutlu oldular. O halıların üstünde hiçbir şeyler kalmamış insanlar. Halıların üstünde bir süre yattılar falan. Yani böyle şeyler oldu. Tabii bizim hani bir mal varlığımız olmadığı için böyle yardım faslını yardım biz çok demiş, yürütemiyoruz. Evet. Ama işte dediğim gibi yani bu eğitim işini, işte sair işleri biraz böyle işte o salı akşamları orayı aslında bir akademi gibi işletiyoruz. Dolayısıyla mesela oraya gelen insanlar devam ettiğinde, hatta ben bazen arkadaşlara takılıyorum, diyorum ki ya bir üniversiteye gitseniz bazen asistanlar, öğretim görevlileri de dersinize geliyor. Ben burada size sürekli profesörler, doçentler çağırıyorum. Yani 4 yıl burayı devam etseniz size, yani en iyi üniversiteden mezun olmuş gibi bir diploma sahibi, evet, olabilirsiniz. Yani illa da elinize bir kağıt parçası verilmesi gerekmiyor. İşte benim gibi, evet, dedim ya yani bir süre sonra hakikaten boş dini konuşanı dinleme, evet, bu neyle oluyor? Bu birikimle oluyor. Birikim, işte biriktiriyorsunuz. Evet. Öyle oluyor. Yani onun çok faydası oluyor hakikaten. Evet. Mesela 3 seminer aldık. Mesela Profesör Mithat Arman Karasu gelmişti bize, iklimle ilgili bir bilgilendirme yaptı. Mesela ben çok istifade ettim kendi, evet, adıma ondan. Urfa'nın mesela ileriki süreciyle ilgili şeyler söyledi ki bu sene mesela sıcağı o kadar ya, hissettik ki. Bu sene yani, evet, neden? Çok sıcak. Çünkü 1,5 derece küresel, evet, ısınma gerçekleşmiş. Evet, ve bu eğer biraz daha artarsa Urfa'da Urfa'nın yaşanılamaz hale geleceğini, evet, söylüyordu. Yani 10 derece yükseldiğinde İstanbul Boğaz Köprüsü'nün sular altında kalacağı. Çünkü kutuplardaki buzlar eriyecek. Eriyecek. İstanbul Boğaz Köprüsü'nün sular altında kalıyor olması demek, o kodun altındaki bütün toprak parçalarının su altında kalması demektir. Yani su altında kalması demektir. Yani bununla ilgili aslında bu bilinç oluşursa insanlar hani aynı zamanda çevreci oluyor. Yani doğaya karşı daha duyarlı hale geliyorlar. Bu açıdan da önemli. Yani sadece teorik bilgi alma manasında değil yani. Öyle. Hocam kitap çıkardınız mı bilmiyorum. Ama edebi alanda oldukça büyük bir birikime sahip olduğumuzu da biliyorum. Özellikle şiir günlerinde muhteşem şiirlerinizi de dinlemiş, evet, olduk. Hatta bestelerinizde bile var galiba, evet, bildiğim kadarıyla. Evet, evet. Biz izleyicilerimize bir şiir okur musunuz? Okurum tabii. Şimdi o bir şiirimizi Musiki Cemiyeti Başkanı Musa Kaldı, evet, sağ olsun hocam, besteledi. Onu Mesam'a da kayıt etti. Dolayısıyla evet, besteniz oydu değil mi? Yani artık yani biz bir gün vefat etsek bile o Mesam'da kayıtlı olduğu için orada, evet, belki yıllar boyu çalınacak, söylenecek. Evet. Şimdi şiir işi de şöyle. Yani tabii edebiyat okudum ben. Bir hocamız, Hidayet diye bir hocamız vardı. Dedi ki Halil İban vardı Gazi Üniversitesi'nde. O eski Türk Edebiyatı'na geldi. Dedi, şiir güzelliğin nefes alışıdır. Evet. Şimdi şiir güzelliğin nefes alışıdır faraziyesi hep böyle kulağımda kalmış. Dolayısıyla yani böyle biraz böyle şiiri güzellik anlatımı olarak hep algıladığım, evet, için ya ben de epeyce şiir biriktirmişim. Fakat yani şöyle hep diyorum ki ya işte bunları bir boş zaman bulayım da bir araya getireyim böyle kitaplarca. Fakat o boş zamanı hiç bulamıyorsunuz yoğunluktan. Evet. İnşallah bulursam, evet, yapacağım. Çok da güzel olur en azından bir şiir kitabı. Yapacağım. Şimdi burada şey var, iki tane şiir getirdim ama benim bir kusurum var. Ben hiçbir şiirimi ezbere bilmiyorum. Şimdi hocam bizde. Hatta bir tanesini böyle akrostiş olarak yazmıştım. Ama şunu okuyabilirim, bu biraz daha şey. İsmini sen koy, fani ben, yüreğimdeki ölümsüz sen, fiyaka yapan 17'lik delikanlı ben, fistanlar içinde bir sultanların sultanı sen, flörtüm, aşığım, dostum, her şeyim. Filozoflaştırdığın maşukun ile
Faraza Beylerbeyi'nde, ellerin ellerimde, fulyalar, yaseminler altında, fantaziden uzak, bir adamla bir kadın, fantastik bir ilişki söz konusu mesela. Fanus gibi aydınlattın adamın dünyasını. Farz et ki adam uçuyor mutluluktan. Fellik fellik arıyor gözleri kadını her yerde. Fırtına gibi esiyor kadının nefesi bağrında. Fısıl fısıl fısıldamaları sürekli kulaklarında. Firarlarda, isyanda, havarı arş-ı arada. Figan da adam geç kalmışlığa, forsa gibi kayığına bağlasaydın, füzelerle darmadağın etseydin sinesini, filizlenmiş bahar dallarını kuruturcasına, fersah fersah ataydın güneşten öte, filmlerdeki gibi kendi ateşinde yakaydın, filinta tüfeklerle delik deşik edeydin, Fırat gibi harrana akıtaydın adamı, fakat fıstıklı yeşil gözlerinin derinliklerinde yakmayaydın adamı. Çok Harrarı ve Fırat'ı da koydum evet, içine. Yani çok güzel. Bunu Urfa'da yazılmış olsun diye. Bir de bu akrostiş şiir örneğine örnek bir şey var. Gam deme gam keşe, gam ne yazar? Üzülür kahrolsu, kahrolur duysa ahını, lüle lüle sırma saçlarına ülfet et el emine, manası ömre bedel gülümsemenin. Gülünce şenlenir kainat, ürkek bakışlarınla aydınlanır lamba misali göz bebeklerin. Üryan bir bebek emsali men eder ahuzarı, gül kalbinin ta derininden ümmi bir çocuk gibi. Lal et fıstıklı yeşil gözlerinle, üleştir gamını meramı sevda olanlara. Yüreğinize sağlık hocam, çok güzel. İşte böyle. Çok güzel. Yani bunlar. Yüreğinize sağlık. Yani, hocam programımızın sonuna geldik. Çok teşekkür ediyorum. Son vallahi olarak çocuklarımıza, gençlerimize ne tür mesajlar vermek istersiniz? Çok çalışsınlar. Evet. Çünkü başta da söylediğim gibi rahmetli Abdülkadir Karahan'ın faraziyesi, yani mezarda çok dinleneceğiz. Dünya çalışma yeridir. Ama çalışmadan kasıt tabii hani böyle zoraki bir çalışma değil. Hoşlandığınız işleri yapmak. Hoşlandığınız mesleği. Mesela bir hep bunu ben örnek veririm gençlere de. Ben bir ressamım. Resim yapmaktan hoşlanıyorum. Ve o tabloları da satıp para kazanıyorum. Mesela evet. Remzi Kara gibi. Evet, Remzi hocamız. Yani şimdi o zaman çalışmış olur musunuz? Düşünün, ben şairim, şiir yazıyorum. Evet. Güzellikle ağaca, kuşa, toprağa, coğrafyaya, kuleye, camiye, evet, minareye, her şeye şiir yazıyorum. Evet. Yani ondan sonra da o şiirlerimi kitaplaştırıyorum. Onları yayın evlere satıyor. Ben oradan para kazanıyorum. Onunla yaşamımı sürdürüyorum. Çalışmış olur muyum? Doğada yürümeyi seviyorum. Botanikle hasbihal etmeyi seviyorum. Çevre mimarı oldum. Çalışmış olur muyum? Yani hobilerimi gerçekleştirirken çalışmış oluyorum. Aslında böyle bir çalışma içerisinde olmak lazım. Şimdi mesela ben öğretmenliği seviyorum. Gençlerle birlikte olmayı evet, seviyorum. Onların çünkü vefa duyguları son derece yüksek. Mesela bu yaşa geldim. Şimdiye kadar benden yüzünü çeviren bir tek öğrencim olmadı. Hangi öğrencimin yanında bir araya geldiyse hep bana saygı duydular. Şimdi demek ki ben bu işi seviyorum. O zaman evet, yoruluyor muyum? Evet, yorulmuyorum. Evet. Çalışmış oluyor muyum? Evet. Olmuyorum. Şu anda vakfın yönetiminde iki tanesi, birisi avukat, birisi doçent, benim öğrencim. Öğrencilerimiz. Yani düşünebiliyor musun? Ne mutlu size. Yani, yani eğer iyi iletişim, güçlü evet, iletişim geliştirmemiş olsaydık, onlar bugün o görevi kabul eder miydi, benimle birlikte olurlar mıydı? Olmazlardı. Bak, demek ki orada da yani işte böyle bir şey, yani çalışmayı böyle almak lazım. Yani ama hoşlanmadığınız bir şeyi yaptığınızda o eziyet oluyor, çalışmak olmuyor. Evet. Onun için gençlere tavsiyem şudur, sevdiğiniz mesleği seçin. Evet. Yani şu meslek daha çok kazanır, bu meslek daha önemli adam yapar beni veya bunu annem istiyor, babam böyle arzu ediyor evet, formatında düşünmeyin. Neyi seviyorsanız, hedefiniz hangi, neyse, hangi alana ilgi evet, duyuyorsanız o alanla ilgili eğitim alın, o alanla ilgili çalışın.
Çünkü o zaman çalışmış olmuyorsunuz. Aslında bir hobinizi yaşamış, gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Dolayısıyla keyifli oluyor o zaman. Evet. Tabii bütün bunları söyleme fırsatını verdiğiniz için de sizin şahsınızda Urfa Fanatik TV'ye, teknik ekibe, arkadaşların hepsine ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok teşekkür ederim. İzleyicilerimize de bizleri sabırla dinledikleri için bunca anımızı, özelimizi, işte Urfa'yı, eğitimi, mesleğimizi dinledikleri için, sabır gösterdikleri için onlara da ayrıca kucak dolusu teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz hocam. Çok güzel bilgiler verdiniz. Bu bilgilerden de faydalandık. Ayaklarınıza sağlık, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet değerli izleyiciler, anı iyi değerlendirmek ve geleceği aydınlık kılma adına konumuza katkılardan dolayı teşekkür ederim. Başka bir konu ve konukta buluşmak dileğiyle iyi akşamlar diliyorum.